360 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden Maksat Yarışmak Olsun programından herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşlarımla birlikte tekrar sokaklardaki yerimizi almaya başladık efendim. Yeni normal hayatımız nasıl olacak? Vallahi bizler de merak içerisindeyiz. Maskelerimizi taktık, tüm önlemlerimizi ekipçe aldık. Yarışmacılarımla da sosyal mesafeyi koruyarak yarışacağım. Hakikaten ben izleyicilerimi, yarışmacılarımı çok özledim. Onlarla sokakta sohbet etmeyi çok özledim. Bakalım onlar bizi özlemiş mi? Hep birlikte göreceğiz efendim. Hazırsanız Maksat Yarışmak Olsun başlıyor. Yanımda morlar içerisinde bir hanımefendi var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Dilan Alkaşı. 27 yaşındayım. Muhasebeciyim. Bugün ne yapmaya geldiniz Güllan Hanımcığım? Bugün bir işim vardı. Geçerken sizi gördüm. Geçerken bir uğrayayım mı dediniz sonra görünce. İyi ettiniz efendim. Hakikaten özleştik artık böyle. Evet. Sokaklarda yarışmayı biz de özledik. Ha, biraz korkmuyor muyuz? Korkuyoruz tabii ki. Herkes kadar. O ufacık korkuların olması gerekiyor ki bence tedbiri de bırakmayalım. Tabii. Ne güzel, siz de tedbirlisiniz. Aynen. Teşekkür ederim. Yaşasın. Peki. Başlayalım mı yarışmaya? 3'te 3 yapacak mıyız? İnşallah. Market çekini alacak mıyız? İnşallah. Hadi bakalım göreceğiz neler olacak. İlk sorum geliyor. Türkiye'nin adı 3 harften oluşan 2 ili hangileridir? Birisi Muş. Evet. 2 ili. Muş'la neresi olabilir? Van. Muş ve efendim? Van. Muş ve Van doğru cevaptı. Geliyor arkadaşlar. Nerelisiniz? Ben Kars'lıyım. Karslısınız. Kars deyince aklıma Kars'ın kaşarı, kazı. Kızı bir de. Peki efendim, gidiyor musunuz o taraflara? Gidiyoruz. Peki var mı birileri? Akrabalarımız var. Bir selam gönderin o zaman. Hepsini öpüyorum, çok dikkat etsinler. Tüm Kars'a selamlar diyelim efendim. Geçiyorum ikinci soruya. Biçimi zeytini andıran, sarı renkte, yumuşak ve incecik bir kabuğu olan, içi beyaz unumsu yapıda, tadı mayhoş olan yemiş nedir? İyide. İyide doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Sever misiniz İyide? Çok seviyorum. Çocukluğumdan beri yiyorum ama bu aralar tabii bulamıyoruz. Ben valla herhalde bir 3-5 yıldır hiç yememişim de İyide. Bayağıdır ben de yemiyorum. Ben de şimdi böyle soruda denk gelince aklıma geldi benim de. Valla eskiden okul çıkışında satarlardı. Evet, evet. Ağaçlardan da toplardık. Oradan alır böyle eve gidene kadar bastırsın diye yerdim serviste. Peki. Son sorum da şu. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Akdeniz sahillerinde koruma altına alınan kaplumbağa türü hangisidir? Kara mıydı? Ha, öyle başlıyor. Kare. Devamını sizin getirmeniz lazım. Biraz tüyo verirseniz hani çok daha olur. Ne tüyo vereyim? Biraz tüyo verirseniz diyor hanımefendi. Daha artık söyleyeceğim yani. Kara değil. Kare. Eyvah. Kara yılan kaplumbağa. Değil. Efendim direkt doğru cevabı veriyorum. Karettaydı. Duymuş muydunuz karettaları? Duymamıştım. Olsun, öğrenmiş olduk. Maksat yarışmaktı. Tanışmış olduk. Kendinize evet. Çok iyi bakın. Siz de. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Yanımda sarışın, hoş bir hanımefendi var. Dedi ki, ay bu maskeyle güzel yüzüm görünmüyor dedi. Evet. Haklısınız ama yapacak bir şey yok. Sağlık her malum, şeyden önce korona, değil mi? Doğru. Ama gözleriniz vallahi şahane. Teşekkürler. Yüzünüzü kapatsanız da hanımefendinin bir gözleri var maşallah. Teşekkür hakikaten. Ediyorum. O senin güzelliğin. Ay teşekkür ederim. Hep böyle hafif, böyle cilveli, tatlı böyle konuşur musunuz? Genelde öyle konuşuyorum vallahi. Ay çok tatlı. Şu kamera mı çekiyordu? Nereye bakıyoruz? O sizin kameranız efendim. Evet. Bu genel. O ikimizi tamam. Çekiyor. Bu özellikle sizi yakından güzelliğinizi çekiyor. Şu, tamam. Şu kamera. Peki. Sizi tanıyalım mı biraz? Ben Kübra Göven. Kübra Beykent Üniversitesi'nde okuyorum. İktisat. İktisat. Grafik tasarımcıyım. Aynı zamanda mankenlik yapıyorum. Oo maşallah efendim. On parmak ton marifet evet. Diyelim. Kaçıncı sınıftasınız? Son sınıfım. Son sınıf. Peki bu süreç nasıl geçti? Okula online mi eğitim? Yani online sınav oluyoruz. Hı hı. Zor geçmedi. Kolay geçiyor daha çok. Çünkü hocalar falan olmuyor. Hı hı.
istediğimiz şekilde yani kopya falan çekebiliyoruz. Eyvah ya şu an ama hocalar izleyecek seni Kübra. Şuradan görenler söylesin. Ama açıklamam da gerekiyor bu durum sonuçta arkadaşlar. Beykent Üniversitesi söyleyeyim hocalarına buradan. Hepsi kopya çekiyor. Hepsi çekiyor valla. Bir şey söyleyeceğim. Kübra arkadaşlarını ifşaladı. Benlik İnşallah. Bir durum yok sevgili seyirciler gerçekten. Peki dikkat et mezuniyet bir şey olmasın. Olmaz. Peki bakalım yarışmaya başlayacağız. Genel kültürüne güveniyor musun? Ay valla biraz ben styling anlamındayım ama neyse güveniyorum diyelim Ay, artık. Ay keşke valla modayla ilgili bir yarışmamız olsaydı evet, o zaman ya. Kesin alırdığımızı ben eminim. Zaten çok da şık giyinmiş üstüne. Teşekkürler. Bakalım neler olacak. İlk sorum şu. Bismillahirrahmanirrahim. Peki besmele ile başlıyoruz. Hababam sınıfında Mahmut Hoca'nın öğrencilerine en çok verdiği ceza neydi? Şey, ayağa kaldırmak. Ha, ne diyoruz biz ona? Tek ayak üstünde. Tek ayak üstünde durmak. Doğru cevap, ayaklarımızı kaldırdık bu arada. Kaldırdık, evet. Peki, doğruydu. Tebrik ediyorum. İlk soru geride kalıyor. Sever miydiniz Hababam sınıfını? Çok severim. Severek izliyorum yani o derece. Ama tabii artık malum oradaki çok kişi öldü. Üzüntüsü içerisinde. Allah rahmet eylesin efendim vefat edenlere. Evet. Geçelim ikinci soruya. Amcanızın eşinin amcamın annesiyle amcanızın eşinin annesiyle evet. Sizin babaannenizin evet. Akrabalık ilişkisini hangi sözcük ifade eder? Nasıl yani ya? Şimdi onlar ne olur yani? Öyle düşünün. Amcanızın Şimdi benim amcam eşinin eşi annesi. Amcamın eşi benim yengem oluyor. Ha, tut oradan aklında. Yengeyi tuttuk. Evet. Amcanın eşi yengen oluyor. Yengen. Onun annesi neyin olur? Onun annesi hiçbir şeyim olmuyor Sen vallahi. Onun annesini tut. Onun annesi tuttuk. Sizin babaanneniz. Dünür. Dünür doğru cevap geliyor arkadaşlar. Ya ben var ya gerçekten genel kültürüm iyiymiş. Buradan sonra başka yarışmalara gidiyorum. Oo, peki buradan aldık gazı. Başka yarışmalarda görüşmek üzere. Son diyor. Soru mu? Son soru. Hediyeyi ben alacağım büyük ihtimal. Hadi inşallah. Market çeki sorum geliyor. Şarkıları dinler misiniz? 90'larlarınız nasıl? Çok iyi. Ah süper bilirsiniz o Kesin. Zaman. Kesin. Hadi inşallah. Ara Beni ve Sevmek Zamanı şarkılarıyla 90'lı yıllarda oldukça popüler olan ikilinin adı nedir? Şey. Oya bir şey. Oya. Oya. Ay vallahi. Oya kapıya. Oya. Oya. Oya vallahi ikidir. Ara Beni. Öptüm seni. Bu ne? Oya? Hayır kopya yok. Siz bulursunuz Kübra Hanım. Hiç onlara güvenmeyin. Oya? Oya B harfiyle başlıyor. Boho. Baha. Değil. Oya? Bora. 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 Bora bildim valla. Oya Bora doğru cevap. Hediye mi alayım diyor Kübra Hanım. Uzatayım. Teşekkür ederim. Bir maksat yarışmak olsun deyin kameraya doğru. Maksat gerçekten yarışmak olsun yani. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Fena değilim. Neden fena değilsiniz? Ne oldu? Ya biraz karnım aç şu anda da yemek yiyecektim. Ama sizin programı görünce şey yaptım biraz katılayım açtı, dedim. Açtı, öteledim. Peki, sizi tanıyalım. Birazcık daha aşağı indirebilirsiniz mikrofonu, evet. Ben Yunus, Yunus Akbaş. Operacıyım. Gerçekten mi? Burada şarkı söylemek için aslında geldim. Yemin et. Tabii. Tek amacım o. Bir şey söyleyeceğim. Kazanırsan ama beni kırma. Çok azıcık bir şey söyler misin? Söylerim tabii ki. Tamam, şahane. Kazanmazsam da söyleyeceğim. Cansın. Teşekkür ediyorum. Başlayalım mı yarışmaya? Tamamdır. Bakalım neler olacak. İlk sorum geliyor. Aynı yapıda olan insanlar birbirlerini korurlar, kollarlar anlamındaki sözde Bozacı'nın şahidi kimdir? Şıracı. Şıracı. Doğru cevap geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Arkadaşınız sanıyorum oradaki beyefendi mi? Evet. Orada bir bayağı oradan bir destek geldi çünkü. Duydum Duyamadım ben. Ben duydum. Ben duymadım. Yok, hakkını yemeyin. Normalde ben böyle arkadaşını alkışlamayanları da ifşa ediyorum. Söylüyorum hep. Nasıl bir arkadaşlık bu diyorum. Yok ya kopya vermedi babında söyledim Ama bildiniz kopyaya Teşekkür gerek ederim. Kalmadı ki. Teşekkür ederim. Bu arada efendim ben bu sözün ne anlama geldiğini de çok da bilmiyorum. Sevgili Coşkun Aral anlattı. Her şey fermancı olduğu için günün sonunda Boza da Şıra da fermancı olduğu için Bozacı'nın şahidi Şıracı denirmiş. Ben de sizlere aktarmış olayım. Geçiyorum bir diğer soruya. O da şu. Yöresindeki simit tridi ve bandırma gibi yemekleriyle de meşhur olan 37 plakalı ilimiz hangisidir? 37 plaka. 37 neresi olabilir? Kopya yok. Ne demiştiniz tekrar? Yöresinde simit tridi ve bandırma gibi yemekleri de meşhur. Plaka kodu 37. Neresi olabilir? 37 plaka. Ne?
Beyefendi bana maskesinin altından fısıldıyor ama ben maske olduğu için ağzını da okuyamıyorum. Kastamonu. Kastamonu doğru cevap geliyor Akşak. Şurada kopyacı var Portakal. Şu taraftaki beylerden bir kaçı kopyacı duyuyorum oradan. Arkadaşlar, yok ben duymadım hiç. Kızlar gözümüz ben hiç duymadım. Orada olsun. Sevgili Buse ve Simay efendim bu süreçte sokakta bize eşlik ediyorlar sağ olsunlar. Hemen artık ekip kalabalıklaştı. Hemen Simay gitti beylerin yanına. Simay hanım yapar mısın? Parmak sallıyor Simay. Portakal bir Simay'ı da gösterir misin lütfen? Orada parmağını sallıyor. Peki efendim. Geçiyorum son soruya. Yurt dışına hiç gittiniz mi? Gittim. Nereye gittiniz? Tayland'a gittim. Bir de İngiltere'ye gittim. Tayland'a yakın tarihte gittim ama. Umarım gittiğim bir yerden çıkar yani. Çok fazla yere de gitmedim. Oralardan değil. Oralardan değil. Tayland'a yakın tarihten gittim deyince yalnız beyefendi ben şöyle bir adım daha mı yana atsam Tayland'da... dedi böyle. Uzak Doğu ülkelerini duyunca Recep korkuyorum. Tayland'da şu an ama vaka sayısı tabii, çok az ya yok, buraya nazaran. Şey, inşallah yok. Darısı başımıza artık. Biz de bu süreci çok iyi yönettik. İnşallah tamamen sıfırlanır. Sorum şu. New York'taki havaalanına adı verilen Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. başkanı kimdir? Havalimanına onun adı verildi. Şimdi başkanları sayabilirim ama mesela ipucu K ile mi başlıyor? Evet. K, E ile mi devam evet, ediyor? Evet öyle. O zaman Kennedy derim. Kennedy dersin, doğru dersin. Market çekim senin olur. Çok teşekkür ederim. Ben şöyle teşekkür ederim. Selamlaşalım. Hadi şöyle yaptık. Ve şarkı söyleyeyim. Bırakıyorum mikrofonu sana. E luce alle stelle, e non ho amato mai tanto la vita, tanto la vita. Yoksa Bahar Hanım mı dedi? Maskeden göremiyorum ama sizsiniz değil mi dedi hanımefendi ilk başta? Evet. Benim nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi tanıyalım. Emine ben. Emine Yıldız. Mühendisim. Böyle çalışıyorum. Çevre mühendisiyim. Çevre mühendisi. Ne güzel Emine Hanımcığım. Teşekkür bugün ederim. Bugün ne yapmaya çıktınız dışarıya? Bugün öğle arasında çıktım. Sizi gördüm. Yaşasın, yarışalım dediniz. Katılmak istedim, evet. İyi yaptınız evet. Efendim, iyi yaptınız. Teşekkür ederim. Şimdi yavaş ederim. Yavaş başlayacağım yarışmaya başlayalım, ama. Heyecanlıyım, bakalım ne olacak. Heyecan normal olur efendim, hiç beklemediğiniz bir anda. Elimi nereye koyacağım falan şu an öyle. Elinizi nereye koyacağım? Şöyle belinize koyun, güvenin kendinize. Tamam, hadi bakalım. Şunu sorayım, evde bizi izlerken sorularıma doğru cevapları veriyorum musunuz? Ama evdekiyle buradaki aynı olmuyor aynı maalesef. Evet, şu anda kamera arkasında önce... izleyenler oluyor. Ha. Burada böyle ekstra bir baskı ve stres olabiliyor. Bir de bilemezsem ne olur falan, bilemeyeyim şey falan bilemezseniz diye. Bilemezseniz maksat yarışmak olsun diyoruz efendim. Hadi inşallah. Başlıyorum ilk soruyla. Okula erken gelip kapısında duran ve ziyaretçi defterini tutan öğrencilere ne isim verilirdi? Nöbetçi öğrenci. Nöbetçi öğrenci doğru cevap. Tebrik ediyorum. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Ben eskiden o nöbetçi öğrenci sırası bana gelsin, derse girmeyeyim diye var ya dört gözle beklerdim. Onu hepimiz yaptık evet okullarda. Siz de yaptınız. Aynen öyle. Lisede özellikle çok istedik evet, onu. Evet, lisede. Çok keyifliydi. Geçiyorum bir diğer soruya. Bir yeri sık gidilen haline getirmek anlamındaki deyimde o yeri ne kapısı yapmaktan söz edilir? Ayak yolu yapmak. Yok bir şey kapısı deriz. Ne kapısı? Çok sık gittiğimiz yere ne kapısı deriz? Gelmiyor. Bir şey kapısı yapmak. Hatta şimdilerde diyoruz ki o yeni binalar da bir şey bitti diyoruz. Bir şeylik bitti diyoruz artık. Nerede diyoruz o eskidenmiş. Anahtarı bırakıp gidermişsin. Anahtar teslim, evet. Kime bırakılırdı anahtar teslim? Komşulara bırakılırdı. Ha, neymiş yani? Komşu soru. Komşu kapısı. Komşu kapısı. Komşu doğru cevap. Geliyor alkışlar kocaman. Bir şey değil efendim. Maksat yarışmak diyoruz. Evet, devam evet, ediyoruz. Evet. Komşuluk devam ediyor musunuz devam orada? Devam ediyor, devam ediyor. Yaşasın. Evet, ne güzel valla. Hakikaten o komşuluk şeyi, kültürümüz biraz bozulmaya başladı. Site hayatına geçtikten sonra maalesef birazcık bozuldu ama bizim çok şükür halen devam ediyor ne şu anda. Ne güzel. Hakikaten en çok devam etsin istediğim şeylerden bir evet. tanesidir. Çünkü eskiler anlatıyor. Ne olacak kızım diyor. Biz bırakırdık anahtarı diyor. Aynen. Komşu diyor. Girerdi, çıkardı. İhtiyacı olduğu zaman şu alırdı. An... Şimdi mümkün değil yani böyle bir ortamda. Evet, aile apartmanı bizim şu anda. Aynen. Ama rahatız o noktada. Ama tabii güvenlik açısından baktığınız zaman eskisi kadar da güvende değiliz tabii ki. Aynen. O açıdan biraz daha dikkatli davranıyoruz. İyi yapıyorsunuz efendim. Son soru.
Klasik Türk müziği enstrümanlarından biri olan tambur, evet, hangi iki nesneyle de çalınabilir? Hangi iki nesne derken? Neyle çalınır? Tambur dediğiniz şey değil mi? Elle çalınan, mızrapla çalınan. Mızrap bir şeyle daha çalınıyor. Bir de kemençeyi çaldığımız o... Ne o? Ne o bilmiyorum. Kemençenin... Ne onu bilmiyorum adını. Kemençeyle... Mızrap ve bir şeyle çalınıyor. Mızrap ve perde diyeceğim ama atacağım yani. Mızrap değil. Mızrap ve yok. Kemanın da nesi vardır? Onu biliyorum. O şu şey. Onun adı ne? Onu bilmiyorum. Adını basit bilmiyorum. Basit düşünelim. Basit. Ok. Yay. Yay. Doğru cevap geliyor. Alkışlar. Mızrap ve yaydı. Tebrik ediyorum. Alkışlar bu taraftan da geliyor geldi, vallahi Recep'cim arkadan. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Aynen. Kopyacılar da orada biz de böyle sağ olun, yapıyoruz sağ olun, diyor sağ olun, beyefendiler. Sağ olun falan. Teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ederim. Marka çekim heyecanlandım. Rahatlattınız. Çok teşekkür ediyorum biz ekibinize teşekkür ederiz. Ve size de. Ne diyorsunuz bizim için? Maksat kesinlikle yarışmak olsun. Bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Centilmenliğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Beyefendi hanımefendiye sırasını verdi çünkü. Bekliyor bir süredir sağ olsun. Sağ sizi tanıyalım. Ben 1974 Üsküdar İstanbul doğumluyum. Gezmeye geldim buraya. Sizi gördüm, yarışmak istedim. Sağ olun. İsim neydi? Mustafa. Mustafa Beyciğimle yarışacağız. Mustafa Bey, genel kültürünüze güvenir misiniz? Biraz. Evde böyle genel olarak yarışmaları izliyor ve doğru cevapları veriyor musunuz? Doğrudur. İzlerim. Yarışma programları hoşuma gider. Peki efendim. Yarışma programları hoşuma gider diyor beyefendi. Bakalım maksat yarışma konusunda hoşunuza gidecek mi? Neler olacak göreceğiz. Bakalım. İlk sorum geliyor. Voleybol ve tenis gibi branşlarda oyuna başlama vuruşunun adı nedir? Set. Yok. Oyuna neyle başlarlar? Yine S harfiyle başlıyor. Smaç. Bir şey atarlar. Servis. Servis. Doğru cevap geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz Mustafa Bey. Sporlarınız nasıl? Takip ettiğiniz bir spor dalı var mı? Futbolla ilgilenirim. Futbolla. Hangi takımlısınız? Fenerbahçeliyim. Nasıl buldunuz izleyebildiğiniz kadar sezonda Fener'i? Ya Fenerbahçe'nin o kadar da fazla bir bilgim yok tabii futbol konusunda. Yani çok ilgili değilsiniz. Yani, uzaktan yani, takip ediyorsunuz diyelim. Peki detaya girmiyorum o halde. Geçiyorum ikinci soruya. Havaalanında bagaj verme ve bilet kontrol işlemlerinden geçme olayına ne ad verilir? Yabancı bir adı var. Bir şey yaptın mı denir hatta. Biz mesela ekip özellikle böyle şehir dışına çıkarken önceden onu yapıyoruz ki işte orada sıraya girmeyelim. Çekin. Doğru cevap. Geliyor alkışlar. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Recep'cim özledin mi? Başka şehirlere gitmeyi. Çok özledim diyor. Nereye gidelim isterdin? İlk olarak. Sinop. Sen Portakal. İzmir'e gidelim. İzmir diyor Portakal. Bir şey söyleyeyim mi? İzmirliler ya. İzmir'e de çok sık gittim bu arada diğer yerlere göre. Hala sağ olsunlar İzmirliler yazıyor. İnşallah şu yeni normal sürece biraz daha alışalım. Tekrar eskisi gibi yollara koyulacağız diyelim ve son soruya geçeyim. Son sorum şu. Genç kuşakların Avrupa Yakası dizisinde tanıma şansına eriştiği usta, tiyatrocu Gazenfer Özcan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşinin adı nedir? Gazenfer Özcan'ı hatırladınız mı? Evet. Avrupa Yakası'nda baba karakterindeydi. Onun eşi de çok kıymetli bir efendim sanatçıydı. 2016 yılında aramızdan ayrıldı. Gönül müydü? Gönül. Gönül Özcan. Gönül. Gönül Gazanfer Özcan. Değil efendim. Gönül soyadı. Kabul ediyorum efendim. Gönül Ülkü olacaktı. Gönül Ülkü. Evet. Gönül dedi beyefendi. Hakikaten çok kıymetli. İki isimdi. Gazanfer Özcan 2009'da Gönül Ülkü'de 2016'da aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir kez daha onları almış olalım. Beyefendi 3'te 3 yaptı. Geliyor alkışlar. Market çekim sizin oluyor. Nasıl geçti yarışma? Çok güzeldi. Sizle tanışma şeyine erdim burada. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Sizler de maksat yarışmak olsun. Hoşçakalın. Yanımda tatlı bir hanımefendi var. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Tuğba ben. Burada çalışıyorum. Kadıköy'de çalışıyorum. Ne işle meşgulsünüz Tuğba Hanım? Mali müşavirlik stajımı başlattım şu an. Kolaylıklar dilerim. Bir sene var. Peki kolay gelsin Tuğba Hanımcığım. Teşekkürler.
bu yeni normal hayata alışabildiniz mi? Alışmaya çalışıyoruz. Zaten bizim bu süreçte şey oldu, yani iş yerindeydik. Aha. Ertelenmeler vesaire olduğu için zaten bizi çok etkilemedi. Aha, siz hayata yani bir nebze de olsa dikkatli bir şekilde devam etmiş oldunuz. Evet, buradaydık. Ama inanın şimdi maskeyi ben muhakkak takıyorum ve bu geçtiğimiz hani evlerde olduğumuz süreçte de hakikaten markete bile çıkmadım. Hep işte internet ortamından ihtiyaçlarımı söyledim. Şu an beni tek zorlayan şey var. Bilmiyorum aynı şey sizlerin de başına geliyor mu ama ne olursa olsun asla maskemi çıkarmayacağım, onu da söyleyeyim. Şimdi maskeden ister istemez konuştuğum için kendi verdiğim havayı tekrar soluyor oluyorum. Hepimiz öyle oluyoruz. Evet. Ve bu de sizin yaptığınız işten dolayı. Evet ve bu bir süre sonra gerçekten insanı kötü etkilemeye başlıyor. Baş ağrısı yapıyor, mide bulantısı yapabiliyor. O yüzden hani ben de böyle yeni normal hayatta, daha doğrusu beni en çok etkileyen şey maalesef bu durum oldu. Bir yandan bugün şimdi bana deseniz ki maskeni çıkar Bahar, zaten hayatta çıkarmam. Hani alışıyorsun çıkarmam. Zamanla zaten. Çünkü kendimi böyle güvende hissetmiyorum. Evet. Bu maske sayesinde güvende hissediyorum. İnşallah bu duruma da alışacağız zamanla. İnşallah. Kökünden bir bitse de eskiden ne güzel bir hayatımız varmış, evet, değil mi? Böyle marketten gelip siz normalde eskiden marketten aldığınız her şeyi tek tek yıkar mıydınız, siler Yok, miydiniz? Yok, yıkamazdım. Lan ne büyük rahatlıkmış. Ama... O kısmı beni çok etkiledi. Çünkü marketten yapılan alışverişi bir saatte falan siliyorum. Tek tek. Zaten dokunamıyorsun, evet, çok rahatça. Yani gitgide hayatımız hakikaten zorlaştı. Ne güzel bir hayatımız var. Ama şu anda hayat normale dönmedi yine. İnsanlar yeni bu konuda normal, evet, diyorlar yeni ya. Normal diyorlar ama şey, ikinci, üçüncü dalga gelmesin. İnsanlar kesinlikle maskesini taksın, çıkmasınlar. Evet, tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Maalesef bu havanın ısınmasıyla birlikte herkes böyle, herkes değil daha doğrusu ama bir grupta böyle bir gevşeme var sanki. Evet, benim var. De sokaktaki görüyorum ben de. İzlenimim bu yönde maalesef. İnşallah maalesef bu gevşemeler olmaz, artmaz diyeyim. Çok konuştuk, yarışmaya geçelim. Aynen. Mi? Geçelim. Dertleştik valla. İlk sorum geliyor koronalı size. Günlerde. Koronalı günlerde dertleştik. İlk sorum şu. Pastırmasıyla bilinen ve sevilen ilimiz neresidir? Kayseri. Kayseri. Doğru cevap geliyor alkışlar. Tüm Kayseri'ye selam olsun diyelim. Selam olsun. Nerelisiniz? Kayserili teyzem var. Bu arada Kayseri'de yaşıyor. Ne güzel. Evet. Siz nerelisiniz? Ben Yozgatlıyım. Yozgat. Gidiyor evet, musunuz yakın memlekete? Yok, gitmiyorum. Peki. Kalmadı mı akrabalar? Ya, akraba var aslında. Babaannem orada. Anneannem orada. Ay. Ama... yani çok sevmiyorum diyelim. Peki. Yani gezilecek, görülecek çok yer yok bizim Peki, orada. Peki, oralara da selam olsun. Genellikle diyelim. Ege bölgesini tercih ediyorum. Tatil için. Evet, peki, tatil için. Geçiyorum ikinci soruya. Kişilerin yaşam niteliğini daha iyi bir duruma getirmek için danışmanlık ve yönlendirme hizmeti veren kimseler hangi isimle anılır? Danışmanlık. Yani şimdi psikiyat... hele ki efendim? Psikiyatrist mi? Değil. Psikiyatri değil, onlar başka bir şey yapıyorlar, bir şey diyorlar. Hatta onun işte doğum bilmem nesi olanı çıktı, düğün olanı çıktı. Düğün olanı. Mesela yaşam bir şey diyorlar. Yaşam koçu. Koçu, doğru koçu. Cevap, yaşam koçu. Yaşamı ben söyledim, evet, koçumu hanımefendiden aldım. O koçlar da gerçekten şimdi evet, hakikaten evet, bu işe hakkını verip eğitim zaten alıp çok iyi olan koçlar var ama o kadar çoğaldı zaten ki. Zaten birçok CEO'ların koçları da oluyor. Evet, kim hani gerçekten iyi, kim gerçekten şey çözülemiyor. Her yer koç oldu. Doğum koçu var, düğün koçu var, yaşam koçu var, hepsi var maşallah. Peki, son soruya geçiyorum. Son sorum da şu. Müzikte notaların duraklama zamanına ve bunu gösteren işaretlerine ne denir? Duraklama. Böyle notalarda da görülür o. Sol anahtarı. Değil, bir şey vermek denir ona. Duraklamaya ne vermek denir? Duraklamaya araba. Bir araba şey deniyor ona, iki harfli. İki harf. Sol. Eyvah. İki harf duraklamaya. Evet. Ben müzik notalarının duraklama zamanı denir. Hatta biz mesela böyle çok hızlı konuşana da bir şey ver deriz. İki harfli. Beşten geri sayıyorum, beş. Bir dur, bir soluklan. Dört. Bir şey. Üç. İki. Bir. Üzülerek bir.
Yok. Doğru cevabım S. S olacaktı. S vermekti. Olsun. Maksat yarışmaktı. Aynen. Tanıştık, maksat yarıştık. Olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kopyacı olduğu için onu bir yarım saattir, 20 dakikadır bekletiyorum değil mi? Evet. Ceza. Maksat yarışmak olsun diye geldim buraya. Bronzlaştım. Bronzlaştım diyor. Böyle kopya verdi ama. Kadıköy'de bronzlaşmak çok güzel ama böyle burası da güzel ya. Kayısı şimdi ağacının altında. Şimdi oturduk şöyle bir efendim ağacının altına. Biraz soluklanıyoruz biz kahve, de. Kahve, çay söyleyelim. Sizi tanıyalım efendim. Efendim ben Kadıköylüyüm, doğma büyüme. İsim nedir? İsmim Mehmet. Soyadım Akkurt. İyi sıkı bir Fenerbahçeliyim. Peki Mehmet Bey, nasıl buldunuz sezonda Fenerbahçe'yi izleyebildiğiniz kadar? Hakemler doğradı bizi ya. Öyle mi diyorsunuz? Ali Koç'un işi çok zor. Peki tüm suç hakemlerin miydi? Yoksa futbolculara da buradan söylemek istediğiniz şeyler olur mu? Futbolcularda da biraz var ama biraz daha hakemler bizle çok uğraştığı için, Ali Koç'un da çok büyük şanssızlığı olduğu için biz Ali Koç'u sonuna kadar destekliyoruz kalpler beraber. Ne güzel efendim, ne güzel. Kulüp taraftarları takımlarını ve yöneticilerini destekliyorlar. Şahanesiniz. Geçiyorum sorularınıza. İlk sorum şu. Susam Sokağı'nın yakın arkadaş olan ayrılmaz ikilisi hangisidir? Haydi. Onlar kimdir? Bir şeyle bir şey. Düdüğüyle Büdü mü? Ediyle Büdü, doğru cevap geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Geçiyorum ikinci soruya. Sote, kontrafile ve baget gibi ürünler nerede satılır genellikle? Sote. Sote istiyorum. Kontrafile, baget. Marketlerde, lokantalarda. Ama bunlarla esas neresi ilgilenir? Nereler? Kasaplar. Kasap doğru cevap. Geliyor alkışlar. Bir durduk düşündük ama esas kasaplar. Ben direkt yemek konusunda böyle mutfağa daldığım için kasap evet. Sonradan aklıma geldi. Market, restoran, market oradan girdik. Peki son sorumda bir şarkıdan geliyor. İçimde hatıralar delik deşik, mektupları okudum, seçip seçip sözlerinin geçtiği Kayahan şarkısının Allah adı rahmet eylesin. Nedir? Allah rahmet eylesin. Muazzam eserleri var. Çok seviyorum. Kayahan, yani çok anılarım var ya. Onun konserlerine de çok gitmiştim var. İçimde hatıralar delik deşik, mektupları okudum, seçip karanlıklar. Ya, şarkının adı ne? Şarkının adı? Senin adın yazıyor. Haydi anılar. Kalp. Ne? Tekrar söyleyeyim nakaratın. Nakaratın hemen sonunda o adı geçiyor şarkının. Hadi bir daha. İçimde hatıralar. Delik deşik kalp. Mektupları okudum. Teyze geçti. Teyzeye sorsaydık. Geçerler efendim. Bizim izleyicilerimiz alışık. Sokakta yayın yaptığımız için teyzeler geçiyor, amcalar geçiyor. Oluyor böyle şeyler. Vallahi billahi. Tamam o şarkının devamını getirirseniz adı orada var. Hadi. Konsantre olun. Etrafa dağıldınız siz. Tam ondan sonraki gelen söz şarkının adı. 5'ten geri sayıyorum. 5. 4. Kalp. 3. Hayır efendim. 2. 1. Kalbimde hatıralar. Efendim. Ben söyleyeceğim. Hayır ama artık bitti, kalbimde hatıralar değil. Delik. Doğru cevap gönül sayfamız. Gönül sayfamız. Maalesef efendim. Maksat yarışmaktı. Kaybettik. Maksat olmadı. Yarışmaktı. Olmadı. Hoşça kalın diyorum. Sizi hoşça uğurluyorum. Kalın. İyi günler diliyorum. Ben burada mahvoldum. Yarışmak olsun. Bugünlük bu kadar. Bizler çekerken çok eğlendik. Umarım izlerken sizler de eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıkla kalın.